Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'ten herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar. Bugün konuğumuz çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Kervancıoğlu bizlerle olacak. Özellikle bebeklik döneminde görülen kalp delikleri, üfürümler ve buna bağlı olarak diğer kalp rahatsızlıklarını konuşacağız. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet başlıyor. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'ten herkese merhabalar. Bugünkü konuğum çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Kervancıoğlu hocamız bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Bugün aramızda olmanız büyük bir mutluluk çünkü çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Doğumsal kalp rahatsızlıkları. Evet. Çocuk kardiyosu, çocuk kalp hastalıkları ya da çocuk kalp sağlığı da diyebiliriz. Ama tabii bunun içinde hastalıklar önemli yer tutuyor. Ailelerin ciddi endişe duyduğu bir konu. Kesinlikle öyle. Evet. Özellikle de bazı rahatsızlıklar anne karnında bile görülebilirken doğumdan sonra ailelerin büyük bir endişe duyduğu bir konu haline gelebiliyor. Hocam, çocuklarda en sık karşılaşılan doğumsal kalp hastalıkları nelerdir? Erişkinlerden farklı mıdır? Neler yapılmalıdır? Evet, çocuk kardiyosunun aslında uğraştığı alanlar içerisinde en büyük yeri doğumsal kalp hastalıkları, doğuştan itibaren olan kalp hastalıkları oluşturuyor. Ama edinilmiş kalp hastalıkları da yine uğraştığımız diğer bir alan. Şimdi doğuştan olanlarla, doğumsal olanlarla ilgili biraz konuşalım. Anne karnında çocuk oluşurken, kalbi oluşurken, oluşabilen, ortaya çıkabilen bir takım defekler, anormallikler olabiliyor kalple ilgili. Bu kalbin duvarları ile ilgili delikler tarzında olan anormallikler olabildiği gibi, kapakları ile ilgili kapakların tam gelişememiş olması, kapakların dar olması, kapakların kaçak yapacak şekilde tam iyi kapanamıyor olması, bunlar doğuştan kalp hastalıklarının en sık görülen şekilleri, modelleri diyelim. Ama bunun dışında çok daha karışık, kompleks, birçok deliğin bir arada olduğu, kapak darlıklarının da eşlik ettiği, kalbin damarlarının gelişmemiş olduğu, kalbin odalarının birinin veya bir kısmının, bir bölümünün, sağ ya da sol kısmının gelişmemiş olduğu, morarmayla giden, bazıları hayatla bağlaşması çok zor olan veya doğumdan sonra acil müdahaleyle hayatta kalması sağlanabilen kalp hastalıkları da vardır. Doğuştan kalp hastalıkları çok geniş bir grup. Ama biz bunların daha çok, çok ağır olmayan formlarıyla aileler karşılaşmış oluyor. Evet, ama çok geniş bir spektrumu var, çok geniş bir yelpazenin içinde. Ve tabii aileler de ister istemez endişe duyuyorlar. Hele ki ayrıntılı ultrasonlarda belli bir aydan sonra belli olduğu zaman bu durumlar. Tabii. Doğuma kadar belki aile ciddi bir panik havası içerisinde oluyor maalesef. Evet. Aynı şekilde dediğiniz gibi anne karnında oluştuğu için anne karnındayken de fark edilebiliyor. Yalnız burada bir sıkıntı yaratmayalım. Fark edilmek zorunda değil, illa fark edilebilir demeyelim. O zaman kadın doğum doktorlarını sıkıntıya sokmuş oluruz. Tabii, o zaman doğuşta kalp hastalığı doğunca siz bunu neden görmemiştiniz, neden söylememiştiniz sorusuyla karşılaşabiliyorlar bazen. Kalp deliğinin niteliğine göre değişir. Bazıları çok küçük delikler şeklindedir. Ve anne karnındaki dolaşım modeli farklı olduğu için doğumdan sonrakinden. Çünkü anne karnındayken daha nefes almamıştır çocuk, akciğerler açılmamıştır. Akciğer damarlarına yeterince kan gitmiyordur. Sistem başkadır. Farklı bir dolaşım sistemi vardır. Onun için anne karnındayken sistem ve basınçlar farklı olduğu için küçük delikler kendini göstermeyebilir. Çoğunlukla da göstermez. Kendini fark ettirmeyebilir. Ama doğumdan sonra biz onu fark edebiliyoruz. Sorunuzun devamı var mıydı? Ona göre devam edeyim. Tabii yani ki hocam, karşılığını aldınız mı yoksa yarım mı kaldı? Gayet güzel açıkladınız. Çok teşekkür ediyorum. Yani anne karnındayken de fark edilebiliyor. Fetal eko dediğimiz ekokardiyografinin anne karnında yapılan incelemesi var. Bu şöyle de olabiliyor. Kadın doğum doktorları genel muayeneler esnasında, genel ultrason incelemeleri sırasında kalbi de değerlendiriyorlar. Ama kalpte bir anormallikten, sıra dışılıktan, gelişme kusurundan şüphelenirlerse o zaman çocuk kardiyolarına yönlendiriyorlar. Biz anne karnındayken de fetal eko dediğimiz incelemeyle çocuğun kalbinin nasıl olduğunu, nasıl gelişmekte olduğunu, sonrasının nasıl gelişebilir olduğunu,
doğumdan sonra müdahale gerekip gerekmediğini, gerekecekse nasıl bir müdahale gerekeceğini, doğumdan hemen sonra bir ilaç vermek gerekecek mi, anjiyo gerekecek mi, Allah korusun hayatla doğal yollarla bağdaşmayan, doğumdan hemen sonra ameliyat gerektiren durumlar var mı? Bunların bilgisini elde edip hazırlığını yapma şansına sahip olabiliyoruz. Peki hocam, bebeklerde kalp deliği neden olur? Mesela bahsettiğiniz anne karnında da fark edilebiliyor. Bazıları doğumdan sonraki muayenelerde fark edilebiliyor. Evet. Veya bazı belki belirtiler veriyor ve aileler hekime başvuruyor. Bunların süreci nasıl yaşanmaktadır hocam? Kalp deliği neden ortaya çıkıyor? Evet hocam. Hangi belirtiler olursa aile bundan şüphelensin ve çocuk kardiyoluna başvursun gibi anlıyorum. Kalp deliğinin tam bir nedeni yoktur. Tek bir nedeni yoktur. Aslında bunlara multifaktöriyel deniyor. Yani çoklu faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabiliyor. Tabii bunların zemininde bir genetik yatkınlık olabiliyor. Mesela bir ailede doğuştan kalp hastalığı varsa, anne de var diyelim, kalpte delikle doğmuş. Zaman içerisinde kendiliğinden kapanmış veya ameliyatla kapatılmış diye farz edelim. Böyle bir durumda kalpte delikle çocuk doğurma ihtimali bir miktar artıyor. Çok fazla değil. 3-5 kat artıyor. Ufak normal, bir genetik ihtimal de var. Bir ihtimal var ama çok yüksek bir ihtimal değildir. Yani şöyle diyelim, herhangi canlı doğan çocuklar içerisinde oran vermek gerekirse binde 8 ya da yaklaşık %1 civarında doğuştan kalp hastalığıyla dünyaya gelme ihtimali var. Bu 3-5 kat risk arttığında ne demek? Anne 5 kat artsın, 20'de 1, 25'te 1 olsun. Anne 25 tane bebek doğurursa bunlardan birinde doğuştan kalp hastalığı çıkma ihtimali var demektir. Çok yüksek bir oran değil. Ama anne de var, çocuklarından birinde de kalp deliği olmuş, öyle bir doğum olmuş. Annede ve çocukta var. Bundan sonraki hamileliklerde kalp deliğiyle doğma oranı ihtimali %35'e kadar artıyor. Yani 3'te 1'e kadar artıyor. Ama hangi tür delik, hangi tür hastalık olduğuna göre de değişiyor. Tabii evet. Hocam, kalp deliğinin bir de kapanma ihtimali var. Hem dediğiniz ameliyatlarla olabilir hem de kendi kendine de bu durum gelişebilir. Bunlar nasıl olur hocam? Özellikle her kalp deliği olan çocuk kendi kendi ilerleyen yaşlarda bunu tamamlayabilir mi? Yoksa illa ameliyat gerektiren durumlar olur mu? Biraz önce bahsettiğim gibi kalp hastalığının ya da defektinin ya da anormalliğinin ya da delik diyeceksek deliğinin hangi bölgede olduğu, yanında eşlik eden ek bulguların, ek anormalliklerin de olup olmadığına göre çok değişir. Biz daha basit delikleri ele alırsak, kalbi delikle doğmuş denen, morarması olmayan daha basit delikleri ele alırsak, bunlar genelde 3 gruba ayrılıyor çok sık gördüğümüz halk arasında. Birincisi ASD dediğimiz delik türüdür. Bu kalbin üst odaları, kulakçıkları, kalbin 2 tane üst odası var. Bunlar kalbe gelen kanı alır. Sonra bunlar toplayıcı odadır. Kapaklar açılır, bu kanları alttaki pompalara, karıncıklara verir. Sonra bu karıncıklarda kanı pompalayarak, basarak gönderir. Sol pompa temiz kanı vücuda gönderir. Sağ pompa ise kirli kanı akciğerlere gönderir. Şimdi bu pompaların arasındaki delik, arasındaki duvardaki delik, temiz ve kirli kanın birbirine karışmasını engelleyen duvarda delik olduğunuzda buna VSD diye kısaca bir isim verebiliriz. Yani öyle kullanıyor çocuk. Kalbinde hastalık olan çocuk olan aileler bu kelimeyi bilirler. Biri bu. Diğeri en sık görülenlerden, hatta bundan daha da sık görülen kalbin üst odaları, kulakçıkları arasındaki duvardaki delik. Buna da ASD deniyor. 3 tane harfle ifade ediliyor. Bunların kendiliğinden kapanma şansı oldukça yüksek. Eğer bunlar doğuştan küçük deliklerse. Yeni doğan döneminde bakıldı, hafif bir üfürüm duyuldu. Doktor veya genel tarama sırasında kalbine bakılsın dedi. Kalbe bakıldı ve bu delikler görüldü. Bunlar küçükse kendiliğinden kapanma şansı olabiliyor. Hatta orta büyüklükteki deliklerin de kendiliğinden kapanma şansı oluyor. Alt odalar, karıncıklar arasında pompalar, şu çalışan pompalar temiz ve kirli kan pompalayan karıncıklar arasındaki duvardaki delikler eğer şah damarının hemen altında değil de kaslar arasındaki bölgedeyse bunun kendiliğinden kapanma şansı musküler diyoruz bunlara, kasla ilgili. Bunların büyük çoğunluğu %80'e yakını kendiliğinden kapanabiliyor küçük olanların.
Orta büyüklükte olanların da yarısına yakını kapanabiliyor. Ama çocukla birlikte bunlar da büyüyebiliyor. Ve geçiş çok fazlaysa ve sol pompadan sağ pompaya, yüksek basınçtan düşük basınçlıya, temizden kirliye geçiş miktarı çok olduğunda akciğer damarına olan yüklenme, basınç ve hacim, kan hacmi yüklenmesi fazla olduğunda bunların kendinden kapanması beklenemiyor. Mecburen kapatılması gerekebiliyor. Eğer bu delikler çok büyükse, VSD dediğimiz türden olan deliklerin çok büyükse ilk 6 ay içerisinde kapatılması gerekebiliyor. Akciğer damar basıncını çok yükseltiyor ve akciğerleri zorluyorsa. Çünkü ilk 6 ay içerisinde bu kapanmayacak veya kendiliğinden küçülmeyecek olursa akciğerlere hep yüksek basıncın gitmesi akciğer damar yapısını bozabiliyor, akciğer damar yatağını bozabiliyor ve kalıcı akciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Yani kalp hastalığıyla doğmuş, kalp deliğiyle doğmuş bir çocuk kalp artı akciğer hastası haline gelmiş olabiliyor ve ileride bu deliği kapatacak olsak dahi akciğerler bitmiş, bozulmuş olacağı zaman etkili olmuyor. Hatta o ameliyat şansını kaybetmiş olabiliyor. Onun için eğer gerçekten büyük bir delik varsa ve bu karıncıklar arasındaki duvardaysa ilk 6 ay içinde ya kapatmak ya da koruyucu başka yöntemler var. Geçici ameliyatlar var. Onlarla akciğer damar basıncını engelleyen onlarla bir müdahale gerekebiliyor. Ama küçük olanların çoğu kapanabiliyor. Üstteki ASD dediğimiz kulakçıklar arasındaki duvardaki deliklerinde gene %60-70'i küçük olanlar zaman içerisinde, aylar içinde kapanıyor. Bazen 4 yaşa kadar bekliyoruz bunlar kapansın diye ama veya küçülebiliyor mu diye zaman verebiliyoruz. Ama genelde 4 yaşına kadar kapanacakların çoğu ilk 2 yaşta kapanıyor. İlk 2 yaşta kapanacakların büyük çoğunluğu ilk 1 yaşta kapanıyor. İlk 1 yaşta kapanacakların da büyük çoğunluğu ilk 1 yaş içerisindeki seyrinde küçülme ve kapanmaya doğru gidiyor olduğu ipuçlarını veriyor. Vermiyorsa bir şekilde takipler ona göre yapılıyor. Destekler ona göre veriliyor. Yani aslında eğer delikler büyükse ilk 6 ayda bu problemi çözmek gerekiyor. Deliklerin yerine, lokalizasyonuna, bölgesine bağlı karıncıklar arası, kaslar arasında ya ne diyelim duvar pompalar arasındaysa ilk 6 ayda kapatılması gerekebiliyor. Ama üstteki kulakçıklar arasında ASD dediğimiz türden deliklerse 4 yaşına kadar büyük bile olsa hiçbir sorun çıkmadan çok rahatlıkla gidebiliyor. 4-5 yaş arasında, 3,5-5 arası diyelim, genelde 4 yaş civarında, genelde anjiyo yöntemiyle, açık ameliyata gerek olmadan kapalı yöntemle, kasıktan bildiğimiz anjiyo yönteminin modifiye bir şekliyle orayı tıkayıp kapatabiliyoruz. Çıt çıtlamış gibi orayı şemsiye yöntemi deniyor. Bir tedavi kapatabiliyoruz yöntemi de bu. Tabii. Şemsiye yeri gelirse oraya da geçebiliriz isterseniz tedavi aşamasında. Tabii ki hocam. Çok güzel anlattınız. İzleyenlerimizin de bence epey ilgisini çekmiştir diye düşünüyorum. Özellikle ailesinde doğumsal kalp rahatsızlıkları olanlar varsa bu bölümü mutlaka dikkatle izlesinler diye tavsiye ediyorum. Hocam şimdi tabii kalp deliği çeşitlerinden bahsettiniz. Bunların ortalama hangi zamanlarda kapanabileceklerinden boyutlarından bahsettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam kalp delikleri nasıl tedavi edilir? Evet. Şimdi dediğim gibi önce kendinden kapanabilecekler takip süreci esnasında nasıl gittiğine bakarak karar veriliyor. Kapanabilecekse daha zaman verilebiliyor. Ama eğer kapanamayacak ve kapatılması gereken bir delik türünde ise o zaman bunu kapatmanın genel olarak iki yolu vardır diyebilirim genel olarak. Birincisi eski ve klasik yöntem ameliyatla bu deliklerin kapatılması açık kalp ameliyatıyla. Ama günümüzde morarmalı, siyanotik dediğimiz morarmalı olmayan kalp hastalıklarında yani sadece basit delik, kalbin bir bölgesinde tek bir basit delik var diyelim. Büyük bile olsa ama tek ve basit. Bunlar genellikle anjiyo yöntemiyle bizim tarafımızdan yani çocuk kardiyologları tarafından rahatlıkla kapatılabiliyor. Yani cerrahiye açık ameliyata vermeden kapalı yöntemle bunları kapatabiliyoruz. Dediğim gibi ASD dediğimiz üst odacıklar arasındaki duvardaki delikleri genelde 3 yaştan sonra kapatıyoruz. 3-5 yaş arası 4 yaş civarı ideal çok zorlamıyorsa. Daha küçük çocuklar, daha geniş delikler ve ek başka şeyler var da erken dönemde kapatmak gerekiyorsa yine cerrahiye vermeden riski o yaşlara göre biraz daha yüksek olmakla beraber yine 1 yaşında veya daha küçük çocukta bile bunu rahatlıkla kapatabiliyoruz. VSD dediğim karıncıklar arasında olan delikleri ise değişik yaşlarda çocuğun klinik tablosuna göre ayarlayabiliyoruz. Ama
Bebek yani ilk bir yaş içinde bile yaptığımız, kapatmaya çalıştığımız, kapatabildiğimiz durumlar vardır. Peki hocam şimdi bahsediyoruz ya 3-4 yaşa kadar belki kapanabilir diye. Bu süre zarfında ailelerin özellikle dikkat etmesi gereken bir şey var mı çocuklarında? Hı hı. Hani morarmalardan bahsettiniz çünkü kalple akciğer arasında da bir bağlantı var. Böyle çocuğu olan aileler nelere dikkat etmeli hocam? Şimdi morarma kısmını hemen yeri gelmişken söyleyeyim, onu bir ayıralım. Eğer kalp deliği olan bir çocukta morarma da varsa o tek başına bir delik değildir. Delik, delikten dolayı kan geçecek ya, deliklerde genel kural kan soldan sağa, soldan sağa, temizden kirliye doğru geçer. Ve kirli, temizin içine kirli karışmadığı için, oksijen düzeyi düşmediği için morarma beklemeyiz. Ama delik var, bir de damarlarda çok ciddi ağır darlıklar varsa... mesela akciğer damarının kapağının çok dar olması, akciğer damarının gelişmediği durumlar vardır. O durumda kan kirli taraftan temiz tarafa geçmek zorundadır. Ve şah damarıyla vücuda giden kana kirli kan karışmış ve çocuk oksijen düzeyi düşmüş ve morarmış olarak karşımıza çıkar. Bu ayrı bir grup. Bunlar kesin ameliyatlıktır. Yani morarmayla birlikte giden kalp delikleri ameliyatlıktır. Sorunuzu tekrar... Tam o noktaya geleyim, sorunuzu alırsam siyanetiği ayırdım. Morarmalar varsa nasıl olmalıdır demiştik. Tamam. Bir diğeri de sevgili hocam, böyle 2-3 yaşa kadar kalbinde ufak delikler olan çocukların ailelerinin özellikle tamam. dikkat etmesi gereken tamam, nelere bir yer dikkat var etsinler? Evet, hocam. Bir defa çocuk kalbiyle ilgili bir zorlanma yaşıyor mu? Hayati hı hı. fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor mu? Bunu anlamak lazım. Bir de ailenin çocukta kalp hastalığı olduğunu nasıl anlayacağını belirtmek lazım. Tabii hangi ki. Bulgular olursa çocuk kardiyoloğuna başvursunlar veya çoğunlukla çocuk doktoru bir şeylerden şüphelenerek çocuk kardiyoloğuna evet. yönlendirir de kalp hastalığı var mı sorusu hangi bulgular olur? Bir, çocuk çabuk yoruluyor olabilir ama bunu doğru ayırmak lazım. Çünkü çocuklar naz yaparak da çabuk yoruldum, yani yoruldum kucağınıza alın muhabbetine girmiş olabilir. Ama gerçekten de çocuk çabuk yoruluyor olabilir. Bunun kriterini nasıl belirleyeceğiz? O zaman salıvereceksiniz. Arkadaşların arasında, yaşıtların arasında eğer bebek değilse, koşabilen bir çocuksa, hı hı. koşturmalı, koşturmacalı oyunlar oynarken yaşıtlarına göre daha çabuk yoruluyor. İstediği, oynamak istediği halde oyunu yarım bırakmak zorunda kalıyorsa, bu gerçekten efor kapasitesinin düşük olduğu, performansın düşük olduğu bir durum kalple ilgili bir olabilir. İpucu vermiş olabilir. Çabuk nefes nefese kalma, nefes darlığı yaşıyor olma, ondan sonra merdiven çıkarken gene çabuk yorulma, bu tür şeyler ipucu olabilir. Gelişmesinin geri kalması gene bir kalp hastalığının ipucu olmuş olabilir. Yani vücut yeterli oksijenizasyon sağlayamıyorsa veya kalpteki sorun delik olabilir, kapak darlıkları olabilir. Ağır olup da kalbin aşırı performans göstermesi, fazla enerji sarf etmesi, daha yoğun çalışması gereken durumlarda devamlı olarak enerji sarf ettiği için vücuda gelişim için yeterli enerji kalmıyor olabilir. Yeterli oksijenizasyon sağlanamıyor olabilir. Buna bağlı olarak gelişme geriliği olabilir. Yani aslında evet. efor kaybı varsa, efor kapasitesi düşükse, çabuk yoruluyorsa, bununla beraber gelişim gerilikleri. Gelişimi geri ise ve bunu çocuk doktoru başka bir nedenle açıklayamıyorsa, mesela hormonal bir sorun değil, ailesel hı hı. bir sorun değil. O çocuk gelişemiyor, bir türlü kilo alamıyor. Üstelik de iyi yemesine, iyi beslenmesine rağmen kilo alamıyorsa. Kilo alamamak da burada bir problem. Tabii ki. Yani enerji sarfiyatı var. Bir yerden evet. fire veriyor demektir. Enerji kaybediyor demektir. Bunlar akla getirebilir. Çocuk doktorunun üfürüm duymuş olması zaten doğrudan kardiyoloğa başvuru nedenidir. Ve bizim için çok iyi bir ipucudur. Yani kalp hastalığı olduğuna dair, olabileceğine dair ya da net bir üfürümse, masum dediğimiz hafif üfürümler değil de belirgin bir üfürümse hı hı. zaten altından bir kalp rahatsızlığı çıkacak o üfürümün nedeni olan. O önemli bir şey de çıkmış olabilir. Ben de onu soracaktım hocam. Evet. Çok güzel üstüne değindiniz. Hı hı. Bir yandan da izleyicilerimizden de gelen sorular oluyor. Üfürümü olan çocuklar hı hı. tabii ki aramızda var. Hocam hem neden olur hem de tehlikeli mi? Hemen sizi bulmuşken peki. soralım. Şimdi çocuk kardiyolojisi alanı çok geniş. Şu anda evet. konuşuyor olduğumuz konular da çok geniş. Konuşacak olacağımızda.
muhtemelen zamanımız bunların hepsini açmaya yetmeyecek. Onun için şu anda sörf yapıyoruz olarak kabul edelim. Çocuk kardiyosu alanı üzerinde sörf yapıyoruz. Kesinlikle. Şu anda üfürüme doğru bir salındık diyelim. Sonra mümkün olunca bu alan üzerinde dolaşmaya çalışacağız. Tabii ki. Üfürüm nedir diye ilk önce soralım. Tamam. Üfürüm çocuk doktoru steteskobuyla çocuğun kalbini dinlerken normalde iki tane ses duyar. Tık 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 diye. Yani kalbin iki sesi vardır. Birinci ve ikinci ses. Bunların altında, arkasında fon olarak hafif bir uğultu gibi çok hafif bir ses vardır. Çok hafiftir. Yani şu an eski ses kasetlerinde müziği dinlersiniz. Gürültülü güzel müzik ses geliyordur. Ama sesin kesildiği es yaptığı yerde altta bir hafif bir ses gelir. Onun gibi aslında kalp çalışırken hafif bir uğultu oluşturur ama bu çok hafiftir. Bazı çocuklarda bu uğultu daha belirgindir ve doktor tarafından üfürüm olarak tanımlanır. Bunların bir kısmı masumdur, bir kısmı gerçekten bir hastalığın ipucu olarak karşımıza çıkmış olabilir. Ama öyle üfürümler vardır ki asıl üfürüm dediğimiz çoğunlukla odur. Patolojik dediğimiz üfürüm net, kuvvetli, bariz bir üfürümdür. Yani çocuk doktoru dinlerken bunun kalp hastalığına %100 emindir. Bu kalp hastalığı ama ne olduğunu kardiyolog bilsin. Kardiyolog bulsun, bize öneride bulunsun diye bize yönlendi. Kalp deliklerinin çoğu böyle belirgin üfürüm yapar. Ama bazıları çok hafif bir üfürüm yapar, masum diyebileceğimiz çok hafif bir üfürümdür. Fakat onların da altından yıllar sonra bulgular verebilecek, sinsi olan, hafif hafif seyreden bir şeyler olabilir. Onun için üfürüm duyuldu dendiği zaman bir çocuk doktoru tarafından çocuk kardiyoloğuna başvurup o üfürümün masumsa masum oldu, değilse neden kaynaklandı, net olarak ortaya çıkarılması lazım. Şimdi masum üfürüm neden oluyor, onu söyleyelim. Evet, masum kalp, hangisi, tehlikeli hangisi? Evet, yani bunu çocuk doktoru nasıl ayırt ediyor ve nedeni ne? Kalp çalışırken, devamlı kasılmalarını yaparken devamlı içine kan doluyor, kapaklar açılıyor, kapaklar kapanıyor. Aldığı kanı pompalayarak, fışkırtarak, ejeksiyon diyoruz. Fışkırtarak şah damarına ve akciğer damarına doğru gönderiyor. İşte bu hareketler dinamik olay sırasında hafif uğultular oluyor. Bunun belli bir düzeyi var. Çocuk doktoru, tecrübeli bir doktor bunu dinlerken bunu duyar. Ama beynine gittiğinde o ses, sesin vasıfları, beyin bunun normal midir, anormal midir olduğunun ayrımını yapar. Hatta o hafif sesi ihmal eder, yokmuş gibi kabul ettirir. Mesela bir odadayız, klima çalışıyor. Odada klima çalıştığını biliriz ama sesini duymayız. Halbuki dikkat kesildiğimizde klimanın bir fan sesi vardır, değil mi? Ortamda evet, klima çalıştığını biliriz. Klima var mı diye dinlediğimizde onu fark ederiz. Üfürüm de doğalda çok hafif vardır. Yani biz kardiyolog olarak ben dinlediğim çocukların sağlıklı bile olsa %90-95'ini çok hafif de olsa bir üfürüm duyarım zaten. Ama onu aileye üfürüm var demem. Çocuk doktoruna üfürümü olan bir çocuğu siz duymamışsınız demem. Çünkü benim kulağım, yani çocuk kardiyoloğunun kulağı radar gibi çalışıyor. Üfürüm radarı gibi çalışıyor. Onu duyuyoruz. Ama neyin patolojik, neyin olmadığını, neyin sınırı aşıp neyin aşmadığını onu daha tecrübeyle biliyoruz. Çocuk doktoru tam bunun ayrımını %100 yapamayacağı için şüphelendiğinde bize yönlendiriyor. Patolojik üfürüm neden oluyor? Onu anlatalım. Patolojik üfürümde mesela kalpte bir delik var. Deminki bahsettiğim iki oda arasından kan geçiyor fışkırarak. Buranın basıncı 100. Buranın basıncı 30 milimetre civa. Arada 70 milimetre civalık bir basınç farkıyla kan buradan buraya fışkırarak geçtiğinde gerçekten üfürmeye benzeyen, şöyle dudaklarımın arasından, dişlerimin arasından hızlı bir şekilde üfürmüşüm gibi bir uğultu, bir ses, ıslığa benzer bazen ama tam ıslık gibi değil. Titreşimsel, vibrasyon, vibratuar bir ses çıkar. Türbülans, kanın türbülansının oluşturduğu bir sestir. Bu patolojiktir ve kalp deliğine işaret edebilir. Ama kalp kapağında darlıklarda gene bir şöyle düşünelim. Hortumun ucunda, şurası hortum olsun, bahçeyi suluyorum. Su şuradan buraya akıyor. Normal hafif bir ses çıkararak akıyor. Ama hortumun ucuna şöyle parmağımla bastığımda, birazcık daralttığımda su daha hızlı, daha tazikli, daha ileri doğru fışkırarak ve saçılarak gider. Ve biraz önce hafif bir ses çıkarıyorsa şimdi fişşş diye bir ses çıkaracak. Aynı bunun gibi kapak darlıkları da içinden geçen kana türbülans uyguladığı için, türbülans oluşturduğu için üfürüm olarak duyarız. Sonuçta kalp delikleri, kapak darlıkları, kapak yetersizlikleri, kaçakları, bir takım kalp hastalıkları az çok üfürüm oluşturur.
ve bu üfürüm duyulduğunda bir kalp hastalığına işaret edebileceği için kardiyoloğa yönlendirilir. Peki hocam, yani, bunun bir belirtisi var mı? Çok özür dilerim. Buyurun, neyin belirtisi var mı? Üfürümün dışarıdan ailelerin anlayabileceği şekilde bir belirtisi üfürüm var. Üfürüm zaten çocuk doktorunun stetoskopla duyduğu bir ses dedik. Aile duyar mı? Olabilir. 6 derece üzerinden sınıflandırırız bu üfürümü, şiddet derecesine. İlk 1-2 dereceyi aile duyamaz. Çocuk doktoru da stetoskopla hafif olarak duyar. Üçüncü derece daha baristir. 3 ve üzerindekiler, elini çocuğun göğsüne koyduğumuzda, kalp üzerine koyduğumuzda elimizin altında hafif bir titreşim şeklinde bir vibrasyonu, o şeyi, titreşimi, vibrasyonu hissederiz. Hissedebiliriz. Aile bazen bunu anlar. Der ki bu yok, diğer çocuklarıma benzemiyor, diğer çocuklara benzemiyor, farklı diye hissedebilir. Veya kulağını koyduğunda hafif üfürmeye benzer sesi duyabilir. Ama bu ailenin teşhis koyacağı bir şey değil. Aslında çocuk doktorunun karar vereceği bir şeydir. Üfürümün belirtisi mi demiştiniz? Evet hocam, dışarıdan bir belirtisi var. Üfürümün kendisi belirti. Aslında çok güzel bir soru oldu. Bu aileler tarafından devamlı soru. Üfürüm sanki bir kalp hastalığıymış gibi algılanıyor ve bunun belirtisi nedir diye soruluyor. Üfürüm bir kalp hastalığı değil. Kalpte oluşan kanın türbülans yapmasına ait bir ipucudur. Kalbin içinde bir türbülans varsa bu da bir hastalığın işareti olabilir. Kalp deliğinin işareti olabilir, kapak darlığının işareti olabilir, kapak yetersizliğinin işareti olabilir. Değişik kalp rahatsızlıklarının bir işareti olabilir. Onun için kendisi işarettir, bir hastalık değildir. Ve üfürümün kendiliğinden düzelmesi, geçmesi gibi bir beklentimiz de yok aslında. Çünkü doğal olarak da bulunabilir eğer masum bir üfürümse veya patolojik bir üfürümse. Mesela kalpte küçük bir delik vardı ve şiddetli bir üfürüm yapıyordu. O delik küçülürken şiddet artar ama tam kapandığında üfürüm kalmamış olabilir. Yani bir hastalık değil, hastalığın bir ipucudur. İpucudur. Üfürümü yakaladığımızda ipucu, aynen ipucu. İpi çekeriz, ucu eğer masumsa boş çıkar. Belki de kalp deliğinin eğer bir hastalıksa o hastalığın ne olduğunu bize göstermek için bir ipucudur, bir vesiledir. Onun için üfürüm bizim için değerlidir. Çok teşekkür ederiz hocam kıymetli bilgileriniz için. Hocam, üfürümün sonradan geçmeyeceğini belirttiniz. Yani eğer bir delikten kaynaklanıyorsa delik kendiliğinden kapanırken geçebilir. Ama geçme kelimesi demeyelim, kaybolabilir diyelim. Çünkü hastalığın geçmesinden geçmemesinden bahsederiz. Üfürümle ilgili küçük bir bilgi daha vereyim. Masum üfürüm dediğimiz üfürümlerin büyük bir kısmı çocuğun ateşi varken daha iyi duyulur. Ateş olmayınca duyulmaz veya çok az duyulur. Neden? Kalbin içinde titreşen bir lif yapısı var diyelim. Patolojik değil, hastalık değil, normal olsun o. Ki çok görürüz böyle masum üfürümlerde. Kalp kasılıp gevşerken bu bant şeklindeki bir lifler de, kalp içi lifler diyelim. Bunların titreşimi hafif bir uğultu oluşturur, üfürüm oluşturur. Ama çok hafiftir. Doktor da bunu ihmal eder, masum diye kabul eder. Ama aynı çocuk 3 gün sonra ateşi çıktığında, enfeksiyonu olduğunda, metabolizması arttığında, heyecanlanıp korktuğunda, kalp daha hızlı, daha güçlü vurduğunda, hiperdinamik çalıştığında bu titreşimde daha belirgin olup doktor tarafından "Aa, daha önce duymamışım, şimdi üfürüm duyuyorum" ya da "daha önce duyduğum şimdi şiddetlendi, kardiyoloğa gidin" diyebilir. Bu çoğunlukla masum da çıkabilir. Ama o enfeksiyon dediğimiz metabolizmayı hızlandıran olay her neyse kalbici bir neden de olmuş olabilir. O nedenle kardiyoloğa gerçekten gitmesinde fayda vardır ateşli diyoruz. Ateşli enfeksiyonlar yaşandığında da belki üfürüm duyulabilir dediniz. Evet. Çok teşekkürler hocam. Bir de hocam, tabii ki üfürümden bahsediyoruz ama sonradan gelişebilme durumu var mı üfürümün? Evet, bu çok güzel bir soru oldu. Şimdi çocuk doktoru bir çocuğu biliyor, takip ediyor, aile doktoru ve hafif de olsa bir üfürüm duydu veya daha önce duymadı. Patolojik bir şey düşünmüyor. Kalple ilgili bir üfürüm kaygısı yok. Üfürümle ilgili bir ipucu yok doktorda. Günün birinde gitti. Çocuğun halsiz, ateşi var. Ateş hakim olunamıyor. Ateşe kontrol edilemiyor. Genel durum düşkün. Bu enfeksiyon odağı aranıyor. İdrara bakılıyor, boğaza bakılıyor. Birçok enfeksiyon odağı olabilecek yerler araştırılıyor ama gerçek net bir ateşi açıklayacak neden bulunmuyor. Evet. Bu durumda kalbi de dinlediğinde eğer belirginleşmiş bir üfürüm varsa, kalpici bir enfeksiyon olabilir mi? Edinilmiş bir enfeksiyon olabilir mi? Veya romatizmanın bir türü vardır. Akut eklem romatizması denen eklemleri etkileyen
Fakat günümüzde akut romatizmal ateş diye ifade edilen, eklemi tutmasa bile doğrudan kalbi tutabilecek bir romatizmal, çocukluk dönemi romatizmal kalp hastalığı var. 5 ve 15 yaş grubu arasında ilk atağını yapabilecek bir hastalık var. Böyle bir şeyden şüpheleniliyorsa ve kalpte daha önce duyulmamış yeni bir üfürümün ortaya çıktığı fark ediliyorsa, bu çok çok anlamlıdır, kesinlikle ihmal edilemez. Kalp içi bir enfeksiyon veya romatizmanın kalbi akut etkilemesi olmuş olabilir ve muhakkak doğru teşhis, zamanda teşhis çok önemlidir, hayati öneme sahiptir. Enfeksiyonsa gerçek hayati öneme sahiptir. Romatizma ise kalıcı etkiler bırakmak anlamda hayat kalitesi üzerine etkisi vardır. Onun için sonradan duyulan üfürüm, daha önce duyulmayıp da yeni ortaya çıkmış üfürüm çok çok anlamlıdır. İlk defa duyulan üfürümden bile önemli olabilir. Çok kıymetli bilgiler verdiniz hocam. Gerçekten belki de annelerin dikkat etmesi gereken bir konu üfürüm. Belki de en çok korktukları şeylerden biri. Sonradan duyulan üfürümün belli bir yaş aralığı var mı hocam? Yok, herhangi bir yaşta olabilir. Daha önceden yoktu, sonradan ortaya çıktı. Bu kesinlikle anlamlıdır. Kesinlikle anlamlıdır. Bir kardiyolog tarafından değerlendirilmesi lazım. Ama aynı doktor, çocuk doktoru tarafından takip ediliyorsa o kişinin yoktu şimdi var oldu demesi önemli. Ama bazen de başka bir doktor bile baksa patolojik üfürümse, yani normalin ötesinde, masumun ötesinde bir niteliği varsa, ki bunların nitelikleriyle ilgili doktorların bilmesi gereken kriterler vardır. Onları gerçekleştiriyor, onları sağlıyorsa o zaman muhakkak kardiyolog tarafından görülmesi, hatta yatarak acil tedavi edilmesi gereken durumlar ortaya çıkabilir. Onları bilmek lazım. Teşekkür ederiz hocam. Tabii her konu mutlaka genlere de uzanabiliyor, genetik destekleri de olabiliyor. Üfürümün genetik yönleri var mı? Şimdi üfürümü hastalık olarak kabul ederseniz bu olabilir. Ama üfürüm zaten hastalık değil. Onun için üfürümün genetikliğini tartışmak biraz doğru olmazmış gibi geliyor deminki açıklamalarım ışığında. Ama doğru. Şimdi oraya geliyorum. Neden doğru olabilir? Kalbin yapısı, kalbin modeli ailesel bir benzerlik gösteriyor değil mi? Evet. Yani benim kalıbım, benim modelim, fiziksel modelim ailesel. Evet. Ya anne tarafından ya baba tarafından ya birleşmiş, ikisinin ortak ürünü değil mi? Yani ailede tüm kardeşlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları hepsine bakıldığında bana benzer modellerin olması kesindir. Kalp modeli de eğer irice bir kalpse, duvar yapısı girintili, çıkıntılı, esnek yapılı, iri kalplerse ve duvarlar arasında uzanan o lifler ortalama bir kalbe göre daha fazlaysa, bu bir hastalık olması gerekmiyor. Modeli renkli gözlü olmak gibi. Renkli gözlüye ben değilim ve toplumun çoğu değil diye renkli gözlüye patolojik demiyoruz. Modeli böyle diyoruz. Anlatabildim değil mi? Evet hocam. Onun gibi kalbi bantlı olması, lifli olması hastalık değil, bir modeldir. İşte bu modellerde üfürüm normale göre daha fazla oluyordur. Onun için birinde varsa, annede, babada, çocukken üfürüm duymuş, sonra araştırmış bir şey çıkmamış deniyorsa, çocukta da o üfürümün duyulması ve bir şey çıkmama olasılığı daha fazla. Daha gerçekçi bir şeye gelelim. Bir çocukta üfürüm duyulmuş, bakılmış ve demiş ki bu masum bu üfürüm, korkacak bir şey yok. Diğer çocuklarda da, ailenin diğer çocuklarında masum üfürüm duyulma ihtimali var. Ama bu birinde çıktı, masum çıktı, diğerlerine baktırmayalım tezini getirmez. Çünkü Allah korusun ne olduğunu kutuyu açıp bakmadan ya da işte neyse görüntüleme yöntemlerini kullanmadan, bir profesyonel tarafından değerlendirilmeden kesin bilemeyiz. Vebal sahibi olmuş oluruz. Tabii her çocuk ayrı ayrı değerlendirilmeli. Evet, muayene zamanlarında muayene edilmeli. Evet. Ve ilgili hekime yönlendirilmeli diyebiliriz. Sevgili hocam, hazır genetikten de biraz bahsetmişken doğuştan kalp kapak hastalıklarına da değinelim istiyorum. Doğuştan kalp kapak hastalıkları neden olur hocam? Kalp deliklerinde bahsettiğimizin aynı mekanizmayla genetik bir yatkınlık da olmuş olabilir. Sporadik dediğimiz denk gelmişlik de olabilir. Multifaktöryel. Çocuğun her hamilelikte anneden birkaç, o ay içerisinde birkaç yumurta hücresi geliyor. Babadan da milyonlarcası geliyor. Bunlardan birileri denk geliyor. Ve hangisinde hangi genetik özelliklerin olacağını bilmiyoruz. İlla genetik olması gerekmiyor da orada kodlar anlamında, DNA kodları, genetik kodları anlamında diyelim. Öyle bir kod olabilir ama o kodun açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Hangi faktörler bir araya geldiğinde o gen aktif hale gelecek de öyle bir şey ortaya çıkacak. Hamileliğin erken dönemlerinde, özellikle ilk 3 ayında annenin maruz kaldığı bazı durumlar buna sebebiyet verebilir. Ama çoğunlukla geriye dönüp araştırdığımızda o ilk 3 ayda
gerçekten önemli bir neden olarak kabul edeceğimizi çoğu zaman sorgulamada bulamıyoruz. Hı hı. Onun için multifaktöriyel diyoruz. Yine sorunuzu tekrarlarsanız ben dağıtıyorum arada, tekrar toparlayalım. Tabii hocam, doğuştan kalp hastalıklarının neden oluşabileceğini konuşmuştuk. O ilk üç ayda anne ne yaşarsa olur peki, onu da merak ettim. Yani işte onları tam saptayamıyoruz, onu demek istiyorum. Mesela yoğun bir radyasyon alımı olabilir. Anne karnındaki bebeği etkileyebilecek türden ilaç kullanmış olması. Mesela anne hamileliğinde hamile olduğunu bilmeden ilaç kullanmış olabilir. Bunlar olmuş olabilir. Multifaktörel, annenin yoğun sigara içmesi, annenin yoğun alkol alması, ama toplumumuzda çok fazla olmadığı için bunlar genel olarak çok karşımıza çıkan şeyler değil. Annenin geçirdiği viral enfeksiyonlar, özellikle ilk 3 ayda mesela kızamıkçık çok bilinenlerinden bir tanedir. PDA dediğimiz bir damar açıklığıyla karşımıza çıkar. Bu klasik kitap bilgisidir. Sınavlarda öğrencilere sorulan, tıp öğrencilerine sorulan klasik bir bilgidir. Ama artık günümüzde bu neredeyse hiç görmüyoruz. Aşılamalar var, bilinçlenme var, zamanda tedaviler var. Çok çok nadir. Yani multifaktörel deyip geçmek lazım. Kalp deliği hangi nedenle oluyorsa bu da benzer nedenlerle olabilir. Hamileliğin ya da embriyonel gelişim dediğimiz anne karnındaki gelişmenin herhangi bir aşamasında bir blokaj, bir etkilenme buna yol açabilir. Mesela hocam alkol kullanımı ve tütün mamilerinin tüketimi de buna sebep olabilir mi? Evet, evet. Ama yoğun kullanımı o sebep olabilir. Zaten toplumumuz bence bilinçli ve vicdanlı bir toplum diye düşünüyorum. Hamileliklerde onlara çok çok dikkat ediliyor ve onun için karşımıza genelde o nedenler çıkmıyor. Evet hocam, çok güzel açıkladınız. Peki bebek dünyaya geldi, doğuştan kalp kapak hastalıkları olduğu da ortada. Böyle bir durumda tedavi yöntemi nasıl izlenmektedir, neler yapılmaktadır hocam? Tamam. Delikler için biraz bahsetmiştik. Evet. Bunlar çok geniş konular. Ama şimdi kapak içinde, kapak rahatsızlıkları içinde konuşalım. Doğuştan kapak rahatsızlıkların çoğu morarmalı olmayanlar. Morarmalı çocuklar delik artı darlık çoğunluklu oluyor demiştik. Morarmalı olmayan, üfürüme yol açan ve darlıklarla giden kapak rahatsızlıklarında. Mesela en sık gördüğümüz kalpten hani iki tane pompa var dedik. Sol taraftan şah damarı, sağ taraftan akciğer damarı çıkıyor. Sol taraftan şah damarından temiz kan, sağ taraftan akciğer damarından kirli kan akciğere gidiyor. Bunların birinin giriş kapağında ya da pompaların, karıncıkların çıkış kapağında bir darlık varsa bu darlık üfürme yol açıyor. Darlığın derecesi ne kadar fazla ise bu pompa kanını yeterince atamadığı için ona bağlı olarak sağ ya da sol kalpte yetersizlik bulguları ortaya çıkabiliyor. Bu durumda müdahale gereken kriterler vardır, takip ederiz. Eğer kalp yetersizliği bulguları oluşuyorsa, akciğere veya vücuda yeterli kan gitmesi zorlaştırılıyorsa veya kritik düzeyde ise yaşamla bağdaşması zor, hemen müdahale gerekiyorsa, o zaman hemen müdahale gerekenlerde doğumdan hemen sonra aynı gün içerisinde bile anjiyoya alıp, yeni doğmuş bebekten bahsediyorum. Hızlı bir müdahale için. Hemen aynı gün içerisinde bile kasık damarından girerek anjiyo yöntemiyle, kateterizasyon diyoruz buna, girip kalbin içinden geçip o dar kapağın içinden kılavuz telimizi gönderip üzerinden kateter dediğimiz ince hortum gibi yapıları gönderiyoruz. İçinde balonu saklı oluyor onun. Ve kapağın tam ortasından geçtik mesela şöyle. Ve buradan balonu şişirip kapağın darlığını yırtarak açıyoruz. Bu sayede kapak hareket etmiş, kan rahatlıkla boşalabilir hale gelmiş oluyor. İlk doğduğu günden itibaren, ilk birkaç hafta içinde çok sık çocukta yapıyoruz ağır darlıklarda. Doğumdan sonra yaşamla bağdaşması zor olanlar. Bunlara kritik diyoruz. Ama çok dar olmayıp da zaman içerisinde çocuk büyürken bu kapakta darlık var diyelim. Darlık nasıl olabilir? Kapağın halkası, içinde kanatların, kapağın yapraklarının, yaprakçıklarının hareket ettiği halkanın kendisi sert olabiliyor. Fibroz diyoruz. Sert bir yapı olabiliyor. Kayış kemer takılmış bir bel gibi düşünün. Pantolon beli gibi düşünün. Çocuk büyürken kalp büyüyecek. Üstteki damarlar da büyüyecek. Aradaki bu kapak genişleyemez, esneyemezse, normalde pijama pantolonu veya eşofman pantolonu gibi düşünelim. Çocuk büyürken burası da genişleyebilmesi lazım. Eğer bura genişleyemiyor, sert kalıyorsa, çocuk büyürken buralar büyürken bura büyüyemiyorsa, görece olarak, göreceli olarak, relatif olarak giderek daralıyor olacaktır gibi algılanacaktır. Buradan geçen kan gittikçe zorlanacak, yetersizleşecek. O zaman dediğim gibi balonla girip, onun bir sınırları vardır, kriterleri.
balonla gene o genişleme yapabiliyoruz, genişletme yapabiliyoruz. Ama bazı kapak rahatsızlıkları var ki kapak balonla genişleyemeyecek nitelikte çünkü halkası çok dar. Hı hı. Gelişmiş bir halkanın içindeki yaprakları yırtarak açabiliriz. Ama gelişmemiş bir halkayı yırttığımız zaman tehlike oluşturur değil mi? Bunlar da cerrahi gereken durumlar vardır. Özel ameliyatlar gerekir. Evet, evet. Açık kalp ameliyatları ya da göğüsü açarak ya da illa ortattan değil, kaburgalar arasından açılıp yapılan bazı ameliyatlar da vardır. Niteliğine göre hangi kapakta ne düzeyde olduğuna bağlı. Bir de burada önemli bir kriter daha var. Eğer bu kapak çok darsa yaratılıştan, anne karnından, burada doğumdan önceki dönemde de yeterli kan geçemiyor olduğu için karıncık da yeterince genişleyememiş, kalbin bir tarafı da genişleyememiş, küçük kalmış olabilir. Hipoplastik diyoruz. Hipoplastik sağ kalp veya hipoplastik sol kalp diyoruz. Kalbin sağ ya da sol pompasının gelişemediği durumlar vardır. Bunlar doğumdan sonra hayatla bağdaşmaz. Doğumdan sonra muhakkak bir damarı, duktus dediğimiz bir damar vardır. Şah damarı ile akciğer damarı arasında bir köprü damarı. Anne karnındayken açıktır. Doğumdan sonra kapanması gerekir. Eğer öyle bir durum varsa anne karnından çıktıktan sonra bu damar kapanmadan bunu açık tutmamız lazım. Doğumdan hemen sonra bir takım ilaçlar vererek bunun açık kalmasını sağlıyoruz. Daha sonra eğer hayatta kaldıysa ve düzeltici ameliyat imkanı daha sonra olacaksa içine anjiyo yöntemiyle stent koyup bu damarın kapanmasını engelleyebildiğimiz durumlar da vardır. Her duruma göre farklı çözümler var tabii ki. Çok güzel anlattınız hocam. Ufak bir reklam arasına gitmek istiyorum. Ameliyatlardan bahsedeceğiz. Kalp kapak hastalığı olan çocuklarda ameliyatlar kaç yaştan itibaren başlamalıdır diyerek reklam dönüşü sorumuza cevaplıyoruz. Kısa bir aranın ardından Elif Melek'le şeffaf sohbet kaldığı yerden çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Kervancıoğlu hocamızla beraber devam ediyor. Reklamlardan önce kalp kapak hastalıklarının ameliyatlarından bahsetmiştik. Hocamız türlerinden de bahsediyordu. En son yarım kalmıştı. Buyurunuz hocam, sizi dinliyoruz. Kalp kapak hastalıkları, bunların bir kısmını doğuştan olan, bir kısmını doğumdan hemen sonra anjiyoyla biz açabiliyoruz demiştik. Evet. Anjiyoyla açamayacağımız durumlarda şah damarı ile akciğer damarı arasındaki bağlantıya stentler koyarak, bir takım ilaçlar vererek stentler koyarak yaşatmaya çalışıyoruz. Bu çocuklar bir miktar büyüdükten sonra bu duruma göre değişir. Bazılarında bir ay, bazılarında bir yıla kadar süre tanıyabiliyoruz durumuna göre. O süre içerisinde uygun olduğu zaman da akciğer damarının gelişmişlik durumu da burada çok önemli. Gelişmemesi olgu koyduğumuz stentlerle akciğer damarının gelişmesini bekliyoruz. Evet. Daha sonra uygun zaman olduğunda bu iki damar arasında bağlantı oluşturabilecek ameliyatlar yapılıyor. Doğuştan olmayıp da edinilmiş romatizma gibi durumlara bağlı kalp kapağı hastalıkları gelişirse ki bunda en sık gelişen mitral dediğimiz sol pompanın, sol karıncanın giriş ve aort dediğimiz çıkış kapaklarında darlıklar olabilir. Bunlar çok küçük yaşlardayken çok ciddi problem veriyorsa onarılabiliyor. Mümkün olduğunca ama tam normale gelmiyor. Bize zaman kazandırıyor ama genelde 10, 13, 15 yaşı arasında bu kapakların ameliyatla değiştirilmesi gerekebiliyor erişkinlerde. Kapak değişmesine kadar bazen gidiyor. Bazen kapak değişimi ameliyatı ama bu niteliğine göre değişir. Süremiz kısıtlı gibi algılıyorum. Onun için çok detaya burada giremeyeceğiz gibi görünüyor ama ayrı bir konu. Yani bir bölüm bile alabilir, yani bir program bile kesinlikle alabilir. Kesinlikle öyle, evet. Çünkü alanınız çok geniş, derya evet. Deniz bir alan. İzleyicilerimizden hocamıza ulaşmak isteyenler yine sosyal medya üzerinden sorularını iletebilirler. Hocam tabii kalp deyince böyle bayılmalar akla geliyor. Çocukların renginin değişmesi, özellikle mor renk ya da mavi renk değil mi? Böyle bir sendrom da varmış sanırım. Mavi evet. Mor bebek sendromu. Nasıl bir tedavi ediliyor hocam? Tedavi yöntemi nedir ve çocuklar nasıl oluyor bu sendromda? Şimdi sendrom olarak dersek iş biraz daha boyutlanır. Hı hı. Ama şöyle diyelim, mor çocuk veya mavi çocuk denen çocuklar vardır. Kalpten kaynaklanan, evet. Morlukla giden hastalık. Bunlara sinyatik kalp hastalığı deniyor. Hı hı. Programın başında bahsettiğimiz gibi bunlarda çok büyük çoğunluğunda kalp deliği vardır tamamına yakınında. Ve beraberinde kapaklardan birinde şah damarı veya akciğer damarında gelişmeme vardır. Darlık vardır. Onun için ya akciğeri ya da kalbe yeterince kan gidemediği için temiz ve kirli kanın birbirine karışması, daha çok da kirli kanın temizinin içine karışması şeklinde bir durum söz konusudur.
Ona göre de yaklaşım oluyor. Fallot-tetralojisi diye bilinen çok duyulmuş olanların en başında bu vardır. Şimdi onlarca ben size böyle morarmalı giden hastalık sayabilirim. O ayrı bir konu. O da derya deniz. Yine büyük bir konu. Asıl sorunuz neydi? Oraya tekrar asıl gelelim. Asıl sorumuz da bu mavi mor bebek durumunda olan çocukların tedavisi nasıl yapılmaktadır? Onlar çoğunlukla ameliyat gerektirir. Ama hangi yaşta ameliyat gerektireceği duruma göre değişir. Buyurun siz tekrar soruyla devam edin. Ben çünkü uzatacağım gibi görünüyor. Estağfurullah hocam. Çok güzel anlatıyorsunuz. Dinlemelere doyamıyoruz. Hocam tabii yetişkinler göğüs ağrısına, çarpıntıya bu tarz şikayetlere alışkınız ama çocuklardan da bazen duyabiliyoruz. Bu durum nasıl açıklanabilir? Herhangi bir tehlike arz eder mi? Şimdi erişkinlerde göğsüm ağrıyor diyeni kesinlikle çok önemsiyoruz. Neden? Bu anjina dediğimiz, anjina pektoris dediğimiz kalp damarlarında, koroner damarlarında spazma veya daha da kötüsü tıkanıklıklara yol açan aterosklerotik kalp hastalıkları denir. Onlardan kaynaklanan kalbin beslenememesi, kalbin kendi kas yapısını beslenememesine bağlı kalp krizi dediğimiz tablolara kadar yol açabilir ve hayati risk oluşturur. Onun için göğüs ağrısı deyince erişkinde çok korkarız. Çocuklarda da çok önemseriz ama o kadar korkmuyoruz. Ama tamam, hızlı bir şekilde ayırıcı tanısına gitmemiz gerekir. Ne demek? Koroner damarlarla ilgili sorunlar çocuklarda çok daha az var ama çok daha az ve onun başka bulguları, kalp yetersizliği bulguları olur. Onun için çok gözden kaçmaz. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Çok önemli bilgiler de özellikle sondaki notlarda izleyicilerimizin bence ilgisini çekmiştir. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Bugün konuğumuz çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Kervancıoğlu bizlerleydi. Yeni bölümlerde görüşmek üzere Elif Melek'le Şeffaf Sohbet. Şimdilik bu kadar.